Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınından herkese mutlu akşamlar. Bu akşam başkent Ankara'daki Hasan Yalçın stüdyomuzda yine Görüş Alanı programıyla karşınızda olacağız. İki değerli konuğum var. Ankara Enstitüsü Başkanı Sayın Rafet Kağan Aslantaş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Semih Koray konuğumuz olacak. Sayın Koray siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii Türkiye'de yerel seçim gündemi bir yandan devam ederken diğer yandan da tüm dünyada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sınırımızın hemen ötesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor ve Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren sıcak başlıklar geçen haftaya damgasını vurdu. Yeni haftada da yine konuşulacak konular var. Biz de dış politikadaki gündem başlıklarını masaya yatıracağız iki değerli konuğumla. Sıcak gündem başlığı olarak Venezuela'dan, Güney Amerika'dan programımıza başlayacağız. Sayın Aslantaş efendim sizinle başlayalım. Tabii benimle başlamasanız, hocamla başlasanız ben de nefeslensem koşarak yetiştim. Olur, olur öyle yapalım. Sayın Koray sizinle başlayalım o zaman efendim. Şimdi Nicolas Maduro devlet başkanlığını yürütürken Trump bir tweet atıyor. Guido'yu devlet başkanı olarak tanıdıklarını ilan ediyor ve buna da destek istiyor. Bazı ülkeler destek verdi. İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya seçim yapılmasını istiyorlar. Ancak diğer ülkelerde Guido'yu başkan olarak tanıyorlar. Sözde tırnak içi ifade ediyorum. Maduro'ya destek Rusya, Türkiye, Çin, Meksika'dan geldi. Şimdi bakıyoruz Rusya, Türkiye, Çin'in destek vermesine. Diğer yandan diğer İngiltere, Avrupa Birliği ülkelerine bakıyoruz. Venezuela... Atlantik sistemi ile Avrasya cephesinin çatıştığı yeni bir alan diyebilir miyiz? Tabii aslında bugün Venezuela'nın başına gelmekte olanlar biçimi, versiyon, onun farklı versiyonları daha önce başka ülkelerin başına da geldi. Yani bence Irak'ın başına gelen, Suriye'nin başına gelen, Libya'nın başına gelen ve hatta Türkiye ve İran için tasarlanan buna benzer bir senaryonun Venezuela'da sahneye konması bunun dışında başka bir şey değil. Bu son derece kaba biçimde bir ülkenin egemenlik haklarının çiğnenmesi. Hani müdahale olacak mı olmayacak mı diye zaman zaman sorular oluyor. Bunun kendisi zaten son derece kaba bir müdahale. Burada hakikaten dünyadaki saflaşmayı, yalnız şunu da söylemek lazım. Yani bugün dünya Amerika'nın Saddam Hüseyin'i diktatör ilan edip oraya saldırdığı, orayı işgal ettiği dünyadan çok daha farklı. Libya'dan da farklı, Suriye'de de bir fark oldu zaten. Suriye'de son derece ciddi ve başarıya doğru ilerleyen, adım adım bir direniş var. Onun için... Bu aslında yani ezilen ve gelişmekte olan dünya açısından, Avrasya cephesi açısından bence bu mutlaka, bu saldırı mutlaka geri püskürtülecektir. Venezuela halkı aslında bu konuda direnmekte deneyimli bir halk. Yani şu ana kadar göstermiş olduğu direniş sadece Venezuela'yı değil, aslında Avrasya'yı bunu da korumuş olan, bunun ön safında yer almış olan şey şu anda Suriye'de, Venezuela'da bu ikisi emperyalist sistemin saldırısının ön planında yer alan ülkeler. Onun için bu saldırının da püskürtüleceğine, başarısız olacağına bence hiç kuşku yok. Amerika ne hedefliyor Venezuela için? Valla şimdi Amerika'nın bence durumu şöyle. Amerika'nın Venezuela için neyi hedeflediği. Bakın Amerika şu anda kendi gerilemesini bunu frenlemeye çalışan. Yani oyun kurucu olmaktan çıkmış. Aslında Avrasya'nın yükselişini Avrasya'nın kurmaya başladığı, inisiyatifi ele geçirip kurmaya başladığı oyunları bozmaya çalışarak... Esas Amerika'nın konumunu bu şekilde değerlendirmek bence gerçekçi olur. Onun için Venezuela'daki bu saldırısının, bu komplonun, yani bu kendiliğinden filan ortaya Venezuela'da kendiliğinden bir takım gelişmeler olmuş. Bunun sonucunda Amerika tutum almış,
bir tarafı tutmuş filan, böyle bir vaziyet yok. Bu doğrudan doğruya Amerika tarafından planlanmış olan bir komplodur. Amerika'nın hedeflediği burada Maduro'yu devirmek. Ama Amerika açısından şu da, hani bu kendi gerileyişini frenlemekte olma konumu, aslında bu ülkelerde başarıya ulaşmasa da bu ülkeleri zayıflatmak, mecalsiz bırakmak, bu ülkeleri karışıklıkla karşı karşıya bırakmak, istikrardan yoksun bırakmak. Hani Amerika'nın esas planı bu. Yani Amerika'nın planı aslında Venezuela'da da bu ülkenin kendi gücüne dayanarak gelişmesini, bunun önüne geçmek, bunu durdurmak. Bunun dünya açısından, dünyanın geri kalanı açısından olumlu bir örnek olarak bir etki yapmasını, damga vurmasını, bunun önüne geçmek. Evet. Yani Amerika'nın hedefinde petrol, Venezuela'nın kaynakları vesaire gibi noktalar da var mı? Vallahi şimdi bakın, yani Amerika'nın hedefinde kuşkusuz enerji kaynaklarına sahip olmak var. Ama Amerika'nın hedefini sadece bunun parasal getirisine bağlamak doğru değil. Amerika'nın enerji kaynaklarına, dünyanın enerji kaynaklarına sahip olmak istemesindeki en önemli nedenlerden biri, bunu başkalarının kullanmasını kontrol altına almak aynı zamanda. Şimdi bu tür, kuşkusuz bu tür, yani en önemli nedenlerinden biri, daha önce Chavez'in, daha sonra Maduro'nun Venezuela'nın petrolünü millileştirmiş olması, bunu emperyalist sömürüye kapatmış olması. Tabii Amerika'nın Venezuela'ya karşı tutumunda Maduro'nun bu millici tutumunun, daha önceden devrimle beraber gelmiş olan bu millici tutumun devam etmesi. Ama sadece bu değil, mesela Küba'nın ve Venezuela'nın önderliğinde bence Güney ve Orta Amerika'da ciddi bir, bu Bolivarcı anlayışla aynı zamanda, ciddi bir birleşme ve dayanışma, her alanda ortak davranma, bu tür bir eğilim başlamıştı. Aynı zamanda bu eğilime karşı durmak ve buradaki birlikteliği bozmak da, yani siyasal, iktisadi hedefin burada siyasal hedefin önüne geçtiği biçimdeki bir varsayımı ben doğru bir değerlendirme olarak görmüyorum. Kuşkusuz bunlar da var ama bunun bir örnek teşkil etmesinin önüne geçmek, o Amerika açısından daha da önemli olan bir şey. Sayın Koray, şunu da sormak istiyorum. Şimdi birliktelik dediniz. Küba'nın, Venezuela'nın birlikte Güney Amerika'da, orta o bölgedeki... Yani buraya... Şimdi bu süreçte, yani son Venezuela olayında Kolombiya'nın, Brezilya'nın Amerika'dan yana tavır aldığını görüyoruz, Güney Amerika ülkelerinin. O zaman bu birlikteliği... İşte bu birlikteliği parçalamak zaten esas maksat. Evet. Yani bu birliktelik, yani daha önceden de mesela Kolombiya'yı Venezuela'ya karşı bu birlikteliği parçalamak için bu iki ülke arasındaki çelişmelerden filan da yararlanmaya çalışıyordu. Yani Brezilya daha önceki yönetimleri altında bu birlikteliğin bir parçası olarak ortaya çıkıyordu. Orta Amerika'dan bu birlikteliğe katılımlar oluyordu. Yani bu yayın alanında, bankacılık alanında, diğer bütün alanlarda bir Güney birlikteliği oluşturmak, bu zaten Bolivarcılığın, belki hani Bolivar Cumhuriyeti adını almasının, Bolivarcılığın esası bu ülkelerin bütün birlikte olarak kurtuluşlarını sağlamayı amaçlıyordu Bolivarcılık. O yönde bir ilerleme vardı. Şimdi aslında bizim bölgemizde de Amerika bölge ülkelerinin birlikteliğini, hani bu karşı tarafın oyununu bozmak biçimindeki tutumu, bizim bölgemizde de bölge ülkelerinin birlikteliğini bozmak, bunları karşı karşıya getirmek ve çatıştırmak olacak. Yani orada da Güney Amerika ve Orta Amerika'da da benzer bir tutumu var. Evet. Değerli izleyenler, programımıza siz de katılabilirsiniz. Konuklarımıza sormak istediğiniz sorular olursa sosyal medyadan, özellikle Twitter üzerinden görüş alanı etiketiyle bize ulaştırabilirsiniz soru ve görüşlerinizi.
Sayın Aslan Taş, siz nasıl değerlendiriyorsunuz Venezuela'daki son yaşananları? Öncelikle nefes alma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz ulusal kanalda yakın hissediyoruz. Hem izleyici kitlesinin yakınlığı, hem katılımcıların, hem sizlerin bizi böyle içten davranmaya da itiyor. Teşekkür ederim bana fırsatı verdiğiniz için. Şimdi hocam tabii işin politik açıdan bakışını anlattı. Bakış açısı. Ben biraz farklı açıdan da girmek istiyorum. Bir tarihsel sürece de girelim. Ben Bolivar vurgusu yaptığınızı oradan almak istiyorum. Şimdi Güney Amerika uzmanları Venezuela'yı ve bölgeyi çok daha iyi tanımlarlar ama böyle önümüze çıktıkça, konular önümüze düştükçe hep beraber ne yapıyoruz? Yoğunlaşıyoruz. Evet. Haritada yerini bilmeyenler onu öğreniyorlar. Sorunları bilmeyenler sorunu, tarihi bilmeyenler tarihini. Ama küresel resmin birer parçası olarak, büyük resmi algılama kapasitesi olan, ki bu kanalın izleyicilerinin de böyle büyük bir melekesi olduğunu görüyorum ben. Oturtabiliyorlar yerini. Neyin neden olduğunu oturtabiliyorlar ama politik bakış açıları bazı bilimsel analizlerinde önüne geçebiliyor. Şimdi tabii bir düşünce kuruluşu bakış açısıyla biraz da tarafsız gözle ben değerlendirmek istiyorum. Tarihi bulgulara göre 15 bin yıl önceye giden bir uygarlık o bölgede. Uzun dönemler Kızılderililer oturmuşlar. İşte İspanyolların bölgeye akması, keşifler sonucunda 1498 kontrol edeyim ve Christoph Kolomb'un 3. seyahatine rastlıyor. Bölgeye İspanyolların yerleşmesi süreci başlıyor. İspanyollar tabii oraya hatır gönül için gelmiyorlar, sömürmeye geliyorlar. Uygarlığı getirelim, size hizmet edelim değil, kaynakları alalım, götürelim mantalitesiyle yaklaşıyorlar. Sonraki dönemlerde Güney Amerika kıtasının birçok bölgesi böyle talan ediliyor. Bolivar'ın ortaya çıkışındaki fikir altyapısı, hayalleri, yapmak istedikleri işte bu düzleme oturuyor. Bunu halletmek için büyük bir irade gösteriyor ve çok ilginçtir. Şimdi biz Amerika negatif bakış açısıyla konuya giriliyor ama o dönemde Bolivar'ın hayali Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu devletin hayali ve George Washington'a büyük bir hayranlığı var. Onlar kuzeyde bunu başardı. Evet. Biz de güneyde başaralım. Onlar da bir bağımsızlık savaşı veriyorlar kuzeyde. O devletin de kuruluşunda büyük bir bağımsızlık savaşı var, kabul etmemiz gerek. Güneyde de aynı ölçekte büyük bir birliği oluşturma hülyasıyla işe giriyor. Şimdi evet, Bolivar'ı bilenler, felsefesini bilenler buradaki gerçekliği görür, duru akılla yaklaşırlar. Biz de buradan başlayalım. Büyük bir mücadele veriyor. Avrupa'da eğitim gördükten sonra 1800'lü yılların başında dönüyor. Fransa'yı izliyor, o eserleri okuyor, büyük yazarları okuyor, Napolyon'un tahta çıkışını seyrediyor, Madrid ve İspanyol bakış açısını görüyor. Ve Napolyon'un İspanya'ya el atmasını fırsat bilerek Güney Amerika'daki hareketlenmeyi öncü olarak sürüklemek istiyor. Şimdi bir liderlik nosyonu, bir askeri birikim, bir felsefe öngörüsü ve felsefeyi ortaya kurma kapasitesi bir araya geldiğinde kısa sürede de başarılı oluyor. Yerel yönetimlerden büyük liderliğe kadar uzanan bir süreci var. Bölge ülkelerini bir araya getiriyor. İşte Bolivarcılık oradan çıkıyor. Tabii o hayal ettiği büyük Güney Amerika devletini yaratmaya gücü yetmiyor. Çünkü büyük Venezuela'yı kurduktan sonra Bolivya kendi adına atfen verildikten sonra ismi, o anayasada birleşme hususunda ittifakı gerçekleştiremiyor. Çok dramatik bir şekilde de ölümü gerçekleşiyor biliyorsunuz. Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı. Üstelik çok zengin bir ailenin çocuğu. Evet. İspanya'dan gelmiş, buraya yerleşmiş ve orada doğmuş bir ailenin çocuğu. Hayatını buna adamış, servetini buna adamış. Ama bir fikir adamı, bir öncü, bir devrimci olarak tarihe kazınıyor. Ve böyle insanlar öldükten sonra daha da kıymetlenirler. Ülkemizde de öyledir hep. Tabii onun felsefesi bütün Güney Amerika'yı kaplıyor. Sonra gelenler, Castro'lar, Chavez'ler, Guevara'lar, bunlar hep bundan etkileniyorlar. İşte Bolivarcılık felsefesi öyle çıkıyor. Şimdi Venezuela'ya da bu bakış açısıyla girmek istedim özellikle. Çünkü bugünü iyi anlamamız için bunu görmemiz gerek. 1830'da öldükten sonra uzun yıllar sallantılı dikta değişimleri vesaireler bölge ülkelerinin kaos içerisinde yaşadığı dönemler olsa da Bolivar'la birlikte aslında Güney Amerika'nın ulus devlet statüsü teşkil edilmiş oluyor. Öyle değil mi hocam? Yani o günlerden kalma bugünkü yapı. Sonrasında bazı
devletçi yaklaşımlara rağmen ekonominin sekteye uğradığı, doğal kaynaklara, sadece doğal kaynaklara dayalı ekonominin yoğun kamu harcamalarıyla zorluk içerisinde düşürüldüğü dönemler görülüyor. Burada tabii ikinci vurguyu biz Chavez'de yapalım. Örneğin o açıdan bakalım. Çok kişi gelip geçiyor ama Chavez'de Bolivar'ın fikirsel anlamda öğretisini tam olarak benimsemiş, özümsemiş ve hakikaten güçlü bir liderlik göstermiş bir kişi olarak tarihe geçiyor. Tabii bu ikisinin de eğitimi çok yüksek. Bunları niye anlatıyorum? Biraz sonra Maduro'ya getireceğim olayı. Eğitimi yüksek, inanmış, kitleleri harekete geçiren, lider ruhlu, asker kökenli, askerliği de bilen yapılardan geliyorlar. Chavez de daha işte asteğmen olarak mezun olduğu dönemlerden başlayarak bir örgütlenme içerisine giriyor. Ve Bolivar'a atıf yapan bir örgütlenme kuruyor. Yıllar sonra kendisine mezuniyet nişanını takan kişiyi indirmek için bir darbe girişiminde bulunuyor 1992'de. Başarılı olamayınca hapse atılıyor. Fakat Ulusal Meclis'in yönetimi yolsuzluklarla suçlayıp değer almasından sonra kısa sürede hapisten çıkıyor ama halk artık Chavez'in ismini duymuş oluyor. Chavez ortaya çıkıyor. Hatta bir konuşma yapıyor teslim olduğu zaman. Evet, onu da anlatalım. Onu da anlatalım. Hatta bir dakikalık bir konuşma hakkı veriyor. Teşekkür evet. ederim açtığınız için konuyu. Ama iktidar konuşma hakkını veriyor. Evet. Ve o bir dakikalık... Yakalandıktan sonra, darbe başarısız olduktan sonra. Bu başarısızlığı anlatsın, olaylar sönsün diye bir konuşma yaptırtıyorlar ama konuşmada diyor ki uygun şartlar oluşunca mücadeleye devam edeceğiz anlamında değil mi? Öyle bir şeyler söylüyor. Evet. Öyle bir şeyler söylüyor. Yani şu anda ama şey de söylüyor. Yani şu anda durun, bir şey yapmayın. Biz uygun şartlarda bu işi yeniden gerçekleştireceğiz diyor. Diyecek şekilde böyle bir üstü kapalı mesaj veriyor. Şimdi evet, sıra dışı bir lideri halkı tanımış oluyor böylece. Mücadelesi yeni bir parti kuruluşu. 1998'de partiyle birlikte seçime girip seçilişi. Sonraki dönemde anayasayı değiştirecek gücü bulması. Yetkileri tamamen elinde toplaması. Ama çok seviliyor. Bakın bu hani diktatör diye tanımlanacak birçok şeyi yapmasına rağmen, yorumların bir kısmı öyle olmasına rağmen, halkın özellikle alt tabakası, yoksul kısmı çok seviyor. Neden? Şimdi Venezuela ne diye sorsanız, ben aslında son söyleyeceğim, ilk söylesem size, bugünkü operasyonu oraya getireceğim. Petrol, tek kelimeyle ve bir arka bahçe operasyonu derdim. Şimdi yavaş yavaş oraya gelelim. Evet, tabii. Beraber gidelim hocam hatta. Belki eklemek lazım. Aslında bu 1990'larda Venezuela'daki gelişme dünyadaki gelişmenin biraz tersine bir gelişme. Yani dünyada her tarafta hani Amerika'nın daha hakim olduğu bu yeni başka yüzyılın şey. Duruyor. Çünkü 1989'da Venezuela'da emperyalizme karşı, Amerika'ya karşı çok büyük bir kalkışma, çok önemli bir halk hareketi oluyor. Yani o halk hareketinin de getirdiği dalga, rüzgar, bu Chavez'i, Chavez'in girişimlerini tabii destekleyen ama bir şey. Halk hareketlerinin altında yolsuzluklardan aşırı şikayet o dönemde çok yoğunlaşıyor. Kamu harcamalarının etkin yapılmaması. Ama hani Venezuela tarihindeki en büyük halk hareketlerinden biri. O tam bu işte Sovyetler Birliği'nin dağılmak üzere olduğu filan o dönemde gerçekleşiyor. O halk hareketinin etkisi dalgalar halinde daha sonrasını da etkiliyor. Doğru. Şunu da vurgulayalım unutmadan. Venezuela OPEC'in 5 kurucu üyesinden biri. Evet. Kurulduğunda OPEC'in en çok petrol üreten üyesi Gürkan Bey ve belki mali açıdan da işlerinde en iyisi. Fakat yıllar içerisinde her ne oluyorsa diğer ülkeler onun önüne geçiyor. Diğer İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, OPEC'in diğer ülkeleri. Şimdi Venezuela tarihini daha da çalışalım, okuyalım. Gerçekleri daha böyle duru akılla, bilimsel olarak analizini yapalım. Tabii olayın politik söylemleri bir yana, biz sadece yana tam oturtalım. O eksende herhalde bu hafta biraz dolu geçecek. Herkes buna yoğunlaşacak çünkü olaylar bitecek gibi görünmüyor. Yavaş yavaş güncele gelelim. Ben de bu konuda bir makale kalem alıyorum. Dinleyicilerimizle, okuyucularımızla onu buluşturacağım inşallah bir iki gün içinde. Katkıda bulmak isteriz sürece. Yani ne oldu? İşte o 23 Ocak 1958'deki askeri diktanın ortadan kalkmasının yıl dönümünde
Başka bir çıkış yapıldı. Orayı siz söyleyin isterseniz. Virgül koyacağım Sayın Aslan Taş. Ben burada reklama gitmek zorundayım. Peki. Yönetmen arkadaşım uyarıyor. Kısa olacak. Peki. Değerli izleyenler ve dinleyenlerimiz ayrılmayın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüş Alanı programı devam ediyor. Sayın Rafet Kaan Aslantaş ve Sayın Semih Koray konuğumuz. Venezuela'yı konuşuyorduk. Reklama gitmeden önce Sayın Aslantaş'ta kalmıştık ve bir virgül koymuştuk. Sayın Aslantaş 23 Ocak bir yıl dönümünden söz ediyordu. Oradan bir tarihsel süreci özetleyerek konuşmasına devam ediyordu. Buyurun Sayın Ondan Aslantaş. Sonrasını hep birlikte yaşadık zaten. Yaşıyoruz bir haftadır. Hı hı. Hatta birkaç gündür. Yalnız bir kısa süre önce bir tatbikat yapıldı o bölgede. Şimdi biraz daha hani farklı yönden ele alalım. Rusya 2 nükleer silah atma kapasitesine sahip Tu cinsi uçağını indirmişti. Şimdi olaya bir de askeri politik açıdan bakalım. Arka bahçe operasyonu dedik ya buna. Ben bunu biraz Ukrayna'ya benzetiyorum. Ukrayna işine benzetiyorum Venezuela işine askeri politik açıdan bakıldığında. Her yönüyle şey yapalım ondan sonra toparlarız. Nasıl Ukrayna için Rusya'nın olmazsa olmazları var dedi ki Gürcistan'a ve Ukrayna'ya NATO'ya dedi üyelik söylemleriniz bile savaş sebebidir açıkladılar bunu zamanında 2008'de bir hafta önce tatbikat yapıp girdiler 2014'te de 21. yüzyılda toprak kaybeden bir ülkeye şahit olduk Kırım gerçi Ruslar vermişti yine Kırım'ı Ukrayna'ya ama şimdi bu arka bahçelerinde küresel güçler kendilerine tehdit oluşturacak yapılanmalara izin vermezler. Şık bir tanımlama değil. Ben de yani bunu zorla söylüyorum. Arka bahçe. Şimdi kıta açısından bakıldığında, kıta Amerika açısından bakıldığında güneyindeki bölgeye biraz daha tabii o büyük böyle bakmak isteyeceği için bir arka bahçe gözlüğüyle bakıyor. Şimdi daha önce o Bolivar döneminde tek tek ulus devletlerini oluşturan devletlerin zaman içerisinde bu rüzgarla, fırtınayla böyle büyük işler yapan bu devletlerin son dönemde sağ hükümetleri iş başına getirdiklerini görüyoruz. Hatta bakın şeyden sonra kimlerin tanıdığına baktığımızda büyük oranda işte Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Costa Rica, Guatemala ve 35 ülkenin üyesi olduğu Amerikan Devletleri Örgütü Guaido'yu tanımış bir anda. Hani ortada hiçbir şey yok tanımış. Şimdi Avrupa bile böyle hareket etmeden Güney Amerika ülkelerinin tanıyoruz açıklaması yapması da çok manidar. Bunu da bilimsel olarak ele almamız gerekiyor. Şimdi ABD'nin işte Suriye'den çekiliyoruz. Her ne kadar biz ona farklı yaklaşsak da baştan beri bu bir kurgu mudur, etki odaklı bir hazırlık mıdır, çekilme midir diye farklı yaklaşsak da kıtasına dönme temayülünü de bir miktar görüyoruz. Kıtadaki emniyetine, kıtadaki Güney ve Amerika'daki hakimiyetine ağırlık vereceğini izleyeceğiz diye değerlendiriyorum Trump'ın özellikle. Böyle tarafsız olarak söylememiz gerekiyor. Bu noktada sertleşebilirler. ABD'nin tutumu sertleşebilir. Şuradan da bu sonuca ulaşıyorum. Avrupa'nın ilk sessizliğinden sonra yaptığı 3 ülke artı Belçika'nın katıldığı Fransa, İngiltere ve Almanya'nın açıklamalarında. Bugün Hollanda'da katıldı. Katıldım. Hollanda'da katıldı. Neyse. Yunanistan hariç diyelim hatta. Yunanistan, Sipras ayrı bir tavır aldı. İleri gidip 8 günlük bir de süre verdiler. Evet. Yani seçim yap diyorlar. Şimdi bu noktada buradan bakıldığında söylem ne? Seçilmiş bir iktidara darbe yapılıyor. Bunlar ne diyor Avrupa? Kardeşim o zaman sen de seçim yap bu karışık ortamında. Amerika ne diyor? Ben seçim yapmasa da zaten tanıyorum. Büyük bir Asya bloku, içinde Türkiye'nin de yer aldığı. Hayır bu bir darbedir. Seçilmiş iktidara yönelik darbedir. Çok kaotik bir süreç yaşayacağız önümüzdeki günlerde. Ben hocam bir bilimsel açıdan yine bakıldığında 8 günü de anlamış değilim. Hani bir anlamı var mı? Bu, gerisinde kalmayalım olayın. Sizin düşündüğünüz bir şey var. Hayır, 8 gün nedir? Yani şimdi yeniden hani niye 9 gün değil, 7 gün hayır, değil, 8 yani gün? Yeniden seçim yap deyince bunun için bir süre tanıması gerektiğini yani 8 anlıyorum, gün teknik, o açıdan da anlamsız. Bir anlamsızlık var yani da bir yok hani, hayır ama olayın bütününde bir anlamsızlık, bir
senaryo, bir konflikt vesaire ama var. Ama bir yani Avrupa kıtasından, medeniyetin beşiğinden 8 güne özel bir anlam ben atfedemiyorum. Yani 8 gün bunu. Aslında biraz şöyle de olabilir. Sen nehrin, derenin akışın yukarısında da olsan suyumu bulandırdın. Yani kurtla kuzu arasındaki hikaye. Yani suyunu bulandırmasına imkan olmasa da belki öyle bir anlamı var. Ya bir bakmak lazım. Yani 8 gün sonra hangi tarihe ulaştığımıza bakmak lazım. Bir askeri hazırlık var mı yok mu ona bakmak lazım. Ya da başka dünyanın başka yerlerindeki bazı hazırlıkların olup olmadığına bakmak lazım. Bir 8 gün iddialı bu tarihe geçti bir kere böyle bir çıkış. Yani bunun anlamını da çözmemiz gerekiyor. Şimdi buradan bakınca tabii... Bence anlamsızlığı anlamı. Bu da bir not düşmektir tarihe. Yani sen ne yaparsan yap. Yani 8 gün sonuç itibariyle bir seçim yapmaya yetersiz. Ya da onun dışında başka bir karar almaya seçime, zaman seçim, olarak... Yani bu bence hani hakikaten hani bu işin bir senaryo olduğu, bir komplo olduğu olsa olsa onun bir göstergesidir. Kurgu. Kurgu olduğunun kurgu bir göstergesidir. Yani, biz şimdi Bolivar'ı anlattık. O bir çıkış sunmak değil, çıkışsızlığı ifade etmek açısından, kendi açılarından çıkışsızlığı ifade etmek açısından söylenmiş bir şeydir olsa olsa. Evet. Bolivar'ı anlattık, Chavez'i anlattık. Sizle arada da konuştuk. Güzel evet. Bir şeyimiz oldu, diyalogumuz oldu. Fakat Maduro öznesinde Bolivar'ın tabii büyük bir felsefe üreten bir lider, bir devrimci. Chavez yine dinamik süreçlerden geçmiş, kendini buna adamış bir devrimci ya da o dönemin ekonomisini canlandırmış, yoksulluğu %20'ye düşürmüş, şansı da yaver gitmiş, petrol fiyatları yüksek kalmış. Ki Venezuela'da bunu da vurgulayalım. Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip toprakları. Hatta Christoph Kolomb zamanında keşfedildiğinde de buraya dünyanın cenneti dediği kadar da güzel bir doğaya sahip topraklar. Hani Allah vermiş denir ya, gerçekten o ülkeye doğal kaynakları, her şeyi vermiş. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en zengin petrol kaynakları sizde. Şimdi böyle bir ülkenin, şunu söylemekte bir şeye sakınca görmüyorum. Çok daha iyi durumda olmasını beklerim. Yani şimdi doğal kaynaklar belki 100-150 yıldır karbona dayanıyor. Ve siz, Araplar da örnek verilebilir ama, siz daha medeni bir bölgedesiniz. Risklerin daha az olduğu bir bölgedesiniz daha ziyade. Çok daha bilimsel, teknolojik tabanda işlerin yapıldığı, yine üretim ekonomisine geçildiği, sadece petrole dayanmayan bir ekonominin inşa edildiği bir ülke görmeyi düşünürdüm tarafsız gözle izlesem. Bu tehdit yarın Azerbaycan içinde olabilir, onu şimdiden söyleyelim. Yani sadece petrol ve doğalgaz tekeline dayalı üretimler ve buna güvenen ekonomik yapılar her an çökebilir. Hem dalgalanmalardan, hem krizlerden, hem de başka enerji kaynaklarına yönelimden. Onun için bilim, teknoloji tabanlı üretim ekonomilerine geçmek Türkiye için de güzel bir örnek olsun burada. Hayır, Türkiye'ye de aynı tehdit yöneliyor. Politik açıdan Kürtlere konuşuruz. Hayır, işte ben size ekonominizi mahvederim diyor. O büyük bir salvoydu ve cevapsız. Hayır, yani o açıdan hani burada kabahati kime bulacağımız bu siyasi çıkarımı, siyasi sonucu olan bir şey. Yani Maduro Venezuela'nın seçilmiş cumhurbaşkanı ve seçilmiş meşru yönetimi. Şimdi yani burada hani bu söylem de hani o kadar az yaygın değil. Yani burada hani kabahati buraya ambargo uygulayan buranın ekonomisini batırmak, halkın sefalete mahkum edilmesi için her türlü elinden geleni ardına koymayan bir emperyalist sistem var bir taraftan. Bir taraftan da şey var şimdi burada biraz hani ama Nasrettin kimse adına konuşma Nasrettin, hakkımız da yok. Nasrettin Hoca'nın şey hani kapıyı açık mı bıraktın, kabahat hırsızda mı, tedbir almayan ev sahibinde mi sonuç olarak geliyor burada. Ben özellikle bu ortamda hakikaten bu komplonun başarılı olmasına neden olacak herhangi bir tutumu
son derece yanlış buluyorum. Yani kabahati Maduro'da bulmak. Maduro'dan konuşmuyoruz ama sadece. Yani Venezuela'nın bir yüz yılını konuşuyoruz. Ama bu şey şimdi, zamanında da hani Chavez zamanında da belli işte ambargolar vardı. Darbe teşebbüsü oldu. Ben size bir yıl söyleyeceğim. Bakın iki yıl arasındaki uçurumu anlatmak isteyeceğim. Sanıyorum 74 ya da 74 ve 78 arasında. Birinde cari fazla 8 milyar, yani ikisi arasında 14 milyar dolarlık fark var. Arada 4 yıl var. Şimdi bu istikrarlı bir ülke yapısı değil. Bu petrolün fiyatına göre değişen. Petrolün fiyatına göre değişen. Ve o petrolden elde ettiği gelir yüksek olduğunda bunu sınırsız harcamalarla savurganca harcayan beceriksiz yöneticilerin, yönetimlerin işidir. Bu dönemden değil sadece. 70'lerden bahsediyorum. Bakın 74-78. Şimdi bu alışkanlıkların sürmemesi gerekiyor. İşte o noktada Chavez çok büyük işler başardı. O noktada gerçekten bir sistemi nasıl iyileşebileceğini gösterdi. Ya o da Amerikan karşıtıydı. Neticede Irak'a 1-2 arasında 2000 yılında, 1. 2. Irak harekatı arasında bütün gitme telkinlerine rağmen gitmişti. Evet. 2010'da da sanıyorum İran'a yine gitmişti. Böyle bir cephede yer aldığını zaten, evet, Amerikan karşıtı bir cephede yer aldığını ifade ediyordu. Hı hı. Bunun da temellerinden biri kendisine yapılan bir darbeydi değil mi? 2002-2004 arasındaki 2 yıllık bir ara dönemde hep Amerika'yı yani sorumlu olarak gördüğü için konumunu da net belirledi. Net de en azından hareket tarzları vesaire. Fakat o dönemde petrol fiyatlarının da getirdiği avantajlar faydalanarak bir ivme yakaladı Venezuela. Venezuela belki bölgenin en güçlü ekonomisi olma şansına sahipti. Şimdi bugün evet hani bir kısım Maduro'ya vuruyor, bir kısım Maduro'ya sınırsız destek veriyor. Biz de tarafsız gözle bir olayın bilimsel tabanını incelemek istiyoruz. Ekonomisiyle, halkın beklentileriyle, dış oyunlarla, dış kurgularla, her şeyiyle. Askeri politik, ekopolitik, jeopolitik gözle. Belki de bu program ona da yarayacak. Yani konuşarak karşılıklı soru yanıtla da gidebiliriz. Hani bir yerde bir slogan ya da siyaset düzleminde bir ifadede bulunmak çok kolay. Tarafınız bellidir. Ben Fenerbahçeliyim mesela. Hani çok kötü günler geçirmemize rağmen Fenerbahçeliyi laf söyletmemeye çalışırım. Yok burada da tarafımız belli. Ama burada yani da tarafımız, bu başka bir şey. Hayır burada da tarafımız ezilen gelişen dünya. Yani ben bakın, dünya ezilen diyoruz gelişen ama dünyada herhangi bir ülkede bakın aynı şey bence bugün Türkiye'ye karşı da yani Saddam, Irak, Beşer Esad, Suriye, Kaddafi, Libya, bence Tayyip Erdoğan, Türkiye. Venezuela zaten herhalde bir yani laboratuvar olacak. Buralarda bir süreç, bir laboratuvar buralarda olacak. Da yani biz benzer tehditlerle karşı karşıyayız. Şöyle şey, görüşler gündeme geldi zaten. Ya yani Venezuela'da Amerika'nın bugün yaptığı şey yarın Türkiye'de yapacağının bir provası. Sadece Türkiye'de öyle değil. Yani yapabileceğini ben Türkiye özelinde. Ben bakın ben Venezuela'da da yani dünya olabilir. Şimdi biz kahin değiliz. Bu mücadelenin sonucunda bir sonuç çıkar. Ama yani ben Venezuela'da da yani dünya Irak'a saldırısını başlattığı, yaptığı dünya değil bugünkü dünya. Tabii yani. Yani o aradaki güç dengeleri farkı değişiyor. Da, o aradaki farkı da görmek lazım. Evet. Şey doğrudur. Yani Güney Amerika'da önce iktidarların... Katılıyorsunuz ama değil mi söylediğimiz şeyleri? İktidarların yani Venezuela'yı kuşatmaya yönelik biçimde değişmesi ve bunun uygun bir fırsat yarattığını Amerika'nın düşünmesi. Bu da doğrudur. Ben size bir soru yöneltmek istiyorum. Evet. Tamam, dış politik, kuşatma, emperyalizm, bunun farkındayız. Yani şunu söyleyeyim, bugün Maduro başarılı olursa bundan bütün dünya yararlanır. Amerika kaybeder, Amerika'yı destekleyenler kaybeder. Biz şu anda bir mücadelenin içindeyiz, biz bir tarafız. Orada bir... Yani biz bir taraf olduğumuz için bizim o tarafın gözüyle bunun sonucunu değerlendirmemiz bence bilime aykırı değil. Toplum bilime son derece uygun bir şeydir. Ben Maduro'nun zaferi, başarısı bugün Türkiye'nin başarısıdır. Suriye direnişinin başarısıdır. Irak'ın, Çin'in, Rusya'nın başarısıdır. Kaybeden kim olur? Kaybeden Amerika olur. Bunlara diyecek bir şeyim yok. Çok farklı bir soru sormak istiyorum. Çünkü biz şöyle bir mücadele içinde olduğumuza göre Amerika'nın burada başarılı olması
Türkiye'ye karşı da güç kazanması demek, İran'a karşı da güç kazanması demek. Bütün egemen olmak istediği ama onun egemenliğinden çıkmakta olan dünyaya karşı güç kazanması demek. Evet. Ben o sonuca bakarak bir tutum alacağım. Venezuela Çin'den ne görüyorsunuz? Yani Venezuela vatandaşı olduğunuzu düşünün şu anda. Şöyle eleştiriler var. Ben biraz daha açayım. Pardon, yani ben, enflasyon var, yoksulluk var, işte halkın açlık durumu var. Maduro'ya yönelik bu tarz eleştiriler de var. Bu tabloda. Var. Bakın şöyle, yani Türkiye'de de Amerika, Türkiye'de şimdi bunda şu var. Bunlar bizim çıkarttı. Türkiye'ye de saldırıyor. Ve işte tehdidi de ben seni ekonomik bakımdan mahvederim diyor. Daha önce böyle bir saldırıda oldu. Yani olayın o boyutunu anladık. Şimdi bizim vazifemiz, hakikaten Türkiye'nin ekonomisini üretime dayalı, kendi gücüne dayalı, bu seçimi kırılganlıkları biz olmayan... Biz yapacağız ama değil mi? Bu da biz yapacağız. Hayır, biz yapacağız. Ama bunu bizim yapmamamız... Niye yapmıyoruz? Hayır, bakın o ayrı. Bunu bizim yapmamamız, Amerika'nın bize müdahale etme hakkını tanımaz. Tamam ama... Müdahale ettiği takdirde başarılı olma olasılığını yükseltir. Sayın Hocam, tamam ama iç dinamikleri her zaman dış güçlere bağlamak çok kolaycı bir yaklaşım olur ama. Yani iç dinamiklerde de eksiklerimiz olduğunu söyleyebilmeliyiz ki tabii daha iyi için yapabiliriz. Tabii o bizim en önemli meselemiz. O Venezuela'nın da önemli bir meselesi. Evet. Ama şimdi bakın bizim Türkiye'den o Venezuela'nın meselesi. Venezuelalıların meselesi. Yani bizim Türkiye'den bu durumda yani Maduro yönetiminin bu tedbirleri almadığı için işte böyle olur sonuçta vesaire diye. Ben Amerika'nın burada kazanacağı bunun kesinliği falan kazanabilir. Kazanabilir, kaybedebilir. Şöyle bir tablo mu çıkıyor ortaya? Eğer kazanabilir ve kaybedebilir deyse biz o zaman onun kaybetmesi, kimin kazanacağı konusunda taraf olmamız lazım. Şimdi Türkiye'den böyle taraf olmanın anlamı nedir diye sorulabilir. Hani biz Venezuela'da değiliz ki Türkiye'de. Bakın Türkiye'de de bu konuda son derece zıt, taban tabana zıt görüşler ortaya çıkıyor. Dünya üstünde ne kadar Maduro'yu daha çok destekleyen kuvvet ortaya çıkarsa bu Maduro'ya o kadar destek olur. Şöyle bir şey de sonuca varabilir miyiz? Yani ilk etapta Venezuela'nın Amerika ile olan bu son günde yaşanan süreçte Amerika kaybetsin. Ardından Venezuela'nın ekonomik durumunun düzeltilmesi için adımlar atsın Maduro. Böyle bir şey demek mümkün olur mu? Venezuela'nın durumunu düzeltmek için Maduro geçmişte, yani ben şimdi şunu bilmiyorum. Hani yani şu andaki durum kötü. Yani iktisadi bakımdan baktığınız zaman şu andaki durum kötü ve üstelik ama şimdi daha önce de atmış olsaydı, daha önce de daha güçlü bir ekonomi yaratmış olsaydı daha iyi olurdu. Ama bunlar metafizik sorular. Yani şöyle olmuş oldu. Yani şu anda olan olay buraya emperyalist sistemin açık, kaba, hakkı olmayan son derece haksız bir müdahalesi. Tabii sıra dışı bir çıkış Guaido'nun çıkışı. Bu müdahale, yani o bence Guaido'nun falan çıkışı değil, emperyalizm mutlaka çıkışı. Mutlaka bir kurgu yani durup dururken burada, olmaz. Yani burada hakikaten bunun... Ama başka türlü olsaydı, Gürkan Bey'in sorusu da aslında pratik, basit bir soru, pratik bir soru ama... yani siz Venezuela'da yaşayan bir insansınız, gidişattan memnun değilsiniz... muhalefet partileri seçimleri boykot ediyor. Evet. Çok düşük bir katılım oranıyla %76 destek alıp 46 değil mi? 46 katılım. Amerika'daki katılım oranı %40'ı hiçbir zaman geçmez. Şimdi Amerika'daki seçimin objektifliğini hiç söylemedik zaten. Trump'ın Trump'ın getirdiğini baştan beri söyledik. Seçimlerde bütün şiddet katılım... standart uygulamamamız gerekiyor. Şimdi Amerika'da da seçimde sıkıntı var. Burada da var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimde de bir yönlendirilmiş enerji. Belki dış müdahaleden bahsediliyor. Clinton'ı başkan olarak görmüyor ama kimse de. Evet, yani %40'ın altında kaldı. Şimdi görmüyor, yani Clinton'da öyle bir çıkış yapmıyor zaten. Başka türlü işler yapıyorlar. Sadece yani şunu netleştirelim. Çok özür dilerim. Ben sorayım yoksa tenakuz halinde değiliz. Yaymak istiyoruz konuyu. Böyle daha akılcı olurdu gibi geliyor bana. Şimdi Venezuela'da yaşıyorsunuz. Sıkıntınız var. Hakikaten ekonomi alıştığınız o güzel dönemleri geride bırakmış. %20 yoksulluktan %90'lara. Çok düşük enflasyon oranlarından
milyonlarla ifade edilen artık spekülatif olmaya başladı. Enflasyon oranlarına çıkmış. Gidişatı da karanlık görüyorsunuz. Bir şeylerin yapılması gerekir düşünüyorsunuz. Birincil ihtiyaçlarınızı gidermekte zorlanıyorsunuz. Fakat uzunca bir süre hükümet yoksul tabakaya, Chavez de bunun için eleştirilmişti, sıcak para sağlayarak orta tabakayı çökertti deniyordu. Onun içinde getirilen eleştirilerden en büyüğü oydu. Yani evet, yoksulları yükseltti, onore etti. İnsanlara eşitliği vurguladı ama eşitliği vurgularken o kadar sıcak para akıtıldı ki hazır almaya alışan bir tabaka yarattı. Fakat bu arada orta gelir sınıfını çökertti deniyordu. Şimdi bunun daha kötü bir tablosu karşısındaysa Güney Amerika insanları açısından, orada oturan insanların en çok hakkı olan insanlar olduğunu düşünüyorum ben. Söz söyleme hakkı olduğunu düşünüyorum. Bizler uzaktan milli çıkarlarımıza göre konuşuyoruz. Yani Türkiye perspektifinden, Asya perspektifinden, efendim Avrupa perspektifinden bakılıyor ama esas olan oradaki insanların ne beklediği, ne istediği. Şimdi bu açıdan da konuşmakta fayda yok mu? Yoksa çok kolay hallederiz konuşucu söylemlerle. Vallahi bu konuda biz Venezuela'nın deneyiminden Türkiye için ders çıkartabiliriz. Evet. Çıkartmalıyız da bütün ülkelerin deneyiminden. Ama bizim şöyle bir hakkımızın olmadığını ben düşünüyorum. Yani bakın %46'nın %76'sı, bu ciddi bir destek. Türkiye'de olsaydı %46 ne derdiniz? Hayır, yani şimdi olsaydı ne derdim? Ha, bakın der, onlar metafizik desteği sorular. Yok, çok yani real bir soru bu. Ha? Real bir soru. Hayır, yani Türkiye'de %46 olsaydı katılım, yani niye olduğunu, onun nedenini herhalde araştırırdık. Niye bu kadar az oldu? Türkiye'de %80'in altında olmuyor katılım. Peki hocam. Çok ciddi oluyor. Tabii toplumsal olarak da iki ülke arasında farklar. Hay yani şimdi bakış açısı. Orada boykot edilmiş. Değil mi? Bu boykotun sonucu yüzde. Bu da bir kurgu. Yani bence onların hepsi zaten birbirinin peşi sıra bir şey. Dışarıdan yapılmış bir plan. Bu planın adım adım uygulanması. Evet. Bunları söyleyebilmek için. Yani bugün ya şöyle olsaydı bakın. Eğer hakikaten muhalefet seçimi kazanacak bir durumda olsaydı, böyle bir kurguya niye ihtiyaç duyulurdu bilmiyorum. Bakın böyle bir kurgu Türkiye açısından da, bunu Türkiye'de uygulamaları çok daha zor, İran'da uygulamaları da daha zor. Ama böyle bir kurgunun ben Türkiye'ye yönelik olarak da bir yerlerde gündemde bulunduğu kanısındayım. Olabilir. Fakat bence buradan çıkarılması gereken en önemli ders bizim için, çocuklarımız için, torunlarımız için üretim ekonomisi. Öyle, üretim bakın o Venezuela olayı olsun ya da olmasın. Fırsat vermemek lazım dışarıya. Olsun ya da olmasın. Türkiye'nin ekonomisini dışarıdan kurcalanmaya, bir de yani şöyle yani Türkiye bugün borç batağı içinde. Başka bir hani Venezuela gibi değil. De ama borç batağı içinden çıkmadığı zaman da boğulur Türkiye. Evet. Türkiye'nin bu borç batağından borçlanarak büyüme, üretim olmadan büyüme, tüketerek büyüme, öyle üretim ekonomisi sadece söyleyerek de olmuyor. Bu ciddi bir yapısal dönüşümü gerektiriyor. O yapısal dönüşümü Türkiye yapmadığı takdirde gelecekte de bugün de çok ciddi kendi bağımsızlığını, kendi halkının refahını, huzurunu, gönencini, bunları tehlikeye düşürecek durumlarla karşılaşıyor. Yapısal dönüşüm, o açıdan çok önemli. Yapısal dönüşüm diyoruz ama örneğin bilişim sisteminin fabrikalara ve üretim bantlarına aktarılmasını konuşmamız gerekirken biz fabrikalarımızı tek tek kaybediyoruz elimizde. Evet. Özelleştiriyoruz. Yani yapısal dönüşüm keşke olsun. Keşke kalan... Yapısal, bakın yapısal dönüşümün en önemli unsurlarından biri bana sorarsanız ileri teknolojilerin Türkiye tarafından edinilip Türkiye'nin bunları geliştirebilir hale gelmesidir. Yani en önemli araçlarından biri budur. Türk fabrikaları. Bir taraftan istihdamı genişleteceksiniz ama bir taraftan da bu ertelenecek filan bir şey değil. Başkaları yapar, biz alırız. Başkaları yapar, tabii, biz kullanırız filan. Bu Türkiye açısından geleceğe karartan bir tablo olur. Türkiye'nin mutlaka bu ileri teknolojileri sadece edinmek değil,
kendine mal etmek, özümsemek ve bunları kendisi geliştirebilir hale gelmesi, bu bence Türkiye'nin en acil ihtiyaçlarından biri. Ama şimdi bu Maduro konusundaki biz Maduro'nun zaferi, başarısı için Türkiye'den ne yapabilirsek bence onu yapmalıyız. Yani benim şeyim o. Ben de Türkiye Cumhuriyeti penceresinden bakmakta fayda görüyorum. Evet. Siz evet o pencereden bakınca bu görünüyor diyorsunuz. Evet. Herkes farklı şeyler görebilir. Yo, ders de çıkartalım. Ders çıkartmamız gerekiyor. Üretim ekonomisi bence çıkartmayı ben hiç onu hiç... Yoksa, biz kendi, bakın biz kendi geçmişimizden ders çıkartalım. Evet. Yani şimdi ekonomi aslında, açısından bağımsızlık olmadığı sürece, biz sıcak paraya muhtaç olduğumuz sürece, borcu borçla çevirmeye çalıştığımız sürece bizim tek geleceğimiz var. Hani ben kehanette bulunmam, o da borçla boğulmaktır Türkiye'nin geleceği. Bir reklama gideceğim yine. Değerli izleyenler, 4 dakikalık bir reklam olacak. Reklamdan dönüşte hemen ilk dakikaları sizlerden gelen sorulara ayıracağız. Bizden ayrılmayın, devam edeceğiz. Görüş alanı programımız devam ediyor. Tabii aynı zamanda Ulusal Radyo dinleyicileri de unutmayalım, ortak yayınımız. İzleyicilerimizden gelen soru var. Onları hızlıca yönetmek istiyorum. Ardından diğer konularımıza devam edeceğiz. Amerika dünyada bu kadar kolay korsanlık yapması mümkün müdür diyor bir izleyicimiz, Sayın Koray. Vallahi ben mümkün olmadığını düşünüyorum. Amerika kendi makus talihini tırnak içinde döndürmek için böyle bir girişimde bulunuyor. Onun için bu girişimin sonucu sadece Venezuela açısından değil, bütün dünya açısından büyük önem taşıyacaktır. Onun için bunun boşa çıkartılması için sonuna kadar uğraşmak, ben bunun son derece önemli olduğunu, dünyanın geleceği açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Aslantaş'a geçmeden diğer izleyicimizin şu sorusunu da sormak istiyorum. Uluslararası mahkemelerde ulus devlet düşmanı Amerika ve piyon devletlere karşı iç savaş, ülkelerin iç işlerine karışma, terör örgütlerini destekleme nedeniyle işgal edilmek istenen ülkeler neden dava açmıyor demiş. Vallahi bugün aslında şimdi yani bu tür bence davalar da şu manada önemli olur. Yani biraz Bertrand Russell'ın açmış olduğu Vietnam konusundaki, yani ben bunun dünyadaki ve gelişen dünyadaki aydınların böyle bir şey yapmalarının ideolojik olarak, politik olarak, kültürel olarak bu alanda son derece etkili olacağını düşünüyorum. Ama şu anda uluslararası neoliberal düzen bu zaten işlerliğini yitirmiş vaziyette. Onun için bu barış içinde bir arada yaşamanın 5 ilkesinin geçerli olduğu bir yeni dünya düzeni arayışı var ve ben bu arayışın, bunun yerleştirilmesinin, siyasi mücadeleyle bunun dünyaya yerleştirilmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun yerleştirilmesi de aslında mahkeme açarak vesaire değil, bunlar da yapılabilir, yani bir şey yok, ama bu tür girişimleri başarısız kılmanın ben en etkili panzehri olduğunu düşünüyorum. Yani Venezuela'ya karşı, Suriye'ye karşı, diğer ülkelere karşı yapılan bu şeyleri başarısız hale getirmenin, boşa çıkartmanın en önemli panzehir, en önemli etken olacağını düşünüyorum. Evet. Sayın Aslantaş, size de sorayım, izleyicimizin sorusunu. Dünyada yani Amerika'nın sömürgeci gibi bir görüntü vermesini diğer ülkeler kendilerine tehdit olarak algılamaz mı diyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Tekrar eder misiniz? Amerika'nın Venezuela'ya yönelik bir sömürge görüntüsü verdiğini söylüyor. Sömürücü bir devlet pozisyonu. Venezuela için. Venezuela için söylüyor, evet. Düştüğünü söylüyor Amerika'nın. Amerika'nın sömürgeci bir görüntü vermesi, diğer ülkeler nasıl görür bunu diyor.
Yani tabii uygun bir bakış açısı değil. Bunun yanıtı çok basit. Çok böyle konuşulacak bir konu değil bu. Yani sömürülenler ve sömürenler kavramının çok çok gerilerde kalması gerekiyor. Evet. Peki dava konusu uluslararası mahkemelerde. Onu hocam açıkladı zaten. Onu katılıyorsunuz diyorsunuz. Bir diğer soru da yani bu kadar zengin doğal kaynak sahibi bir ülkenin bu kaynaklarını kullanmaması ülkesindeki insanların fakirleşmesine etken değil midir? Bunun nedeni çaresi onu ben de gördüm. Sayın demiş. Ayhan Kutlu'nun sorusu. Evet. Güzel bir soru sormuş. Elbette yani ben de onu anlatmaya çalıştım. Şimdi Maduro babamızın oğlu değil. Elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri açısından kim desteklenecekse onun arkasında hani devlet bakış açısıyla durulur. Ama her türlü düşünceye de saygı duymak lazım. Maduro ile aynı siyasi perspektiften bakan, aynı yapıdan çıkan çok daha iyileri de gelebilir. Yani aynı siyasi oluşumun içinden bu yükü kaldırabilecek insanlar da gelebilir. Bir kişi özne olarak görülüp de ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu Venezuela olur, Çin olur, Almanya olur. Şimdi Merkel başarısız mıydı mesela? Ha, kimi seçecekleri o ülkenin. Ha, işte seçim zaten de bunu belirleyecek. Bir de bakın tabii siyasi partilerde anladım da Maduro'da Chavez'in işaret etmesiyle gelmiş bir lider. Bu yükü kaldırıp kaldıramadığını göreceğiz. Zor dönemler. Evet. Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lider ne yükleri kaldırmış, nerelerden çıkmış. Şimdi göreceğiz bakalım aynı ekip çıkabilecek mi? Onu söylemeye çalışıyorum. Kendi halkları açısından bakıldığında çok daha belki nitelikli kadrolar, nitelikli insanlar çok daha iyi yükler kaldırabilir. Soru da aslında ona gidiyor. Evet, hakikaten bir ülkenin iç kaynakları bu kadar yanlış kullanılmamalı demekte ben bir sakınca görmüyorum. Demeyelim diyorsanız demeyelim ama bunu demek lazım yani. Yok tabii herkes fikrini söylüyor. Biz Maduro başarılı olsun, Maduro ile beraber ona destek olarak bu kaynakların nasıl düzgün biçimde kullanılması gerektiği konusunda o açıdan da destek olalım, birlikte çalışalım. Onu Gürkan Bey de İkisi zaten biraz önce sormuştu. İkisi birbirinin karşıtı değil. Evet. Zaten Türkiye altınlarını falan getirdi Çorum'da, evet. Rafineri konusunda falan ciddi ekonomik işbirlikleri de Türkiye ile Ankara Karakas arasında artmış durumda. Tabii Sayın Koray, neoliberal düzenden vesaireden Amerika'nın saldırgan sömürgeci tavrından konuşurken George Soros'un yeni bir açıklaması oldu bu Davos zirvesinde Xi Jinping'i, Çin Devlet Başkanı'nı açık toplumun en büyük düşmanı olarak niteliyor. Soros'un açık toplumun en büyük düşmanı bence yanlış bir nitelime doğru bir tespit. Geçen hafta çok ilginçti. Evet, şu, yok, Soros'un açık toplumunu. Ama şimdi Çin'in izlediği politikanın çizginin adı dışa açılma ve reform çizgisi. Evet. Yani Çin kendini dünyadan izole ederek, yani Çin'in uyguladığı şey şu. Çin kendini dünyadan yalıtarak değil, hatta küresel dünya ile mümkün olduğu kadar ama Çin lehine ilişkiler kurmak. Yani Çin kadar sadece ticaret, ekonomi, iktisat alanında değil, diğer alanlarda da dünya ile ilişki kurmaya çalışan başka bir ülke yok. Yani ben şöyle ifade edeyim. Soros'un açık toplumu, o bir ülkenin bütün kendi ulus devletini, kendi milli devletini, kendi ekonomisini, kendi kültürünü, bunları bütün koruma tedbirlerini bırakarak emperyalizmi açması. Soros'un açık toplumu o. Bunu demir perde kurarak değil, tam tersine dünyaya açılarak aynı zamanda kendi ülkesini onun çıkarlarını savunup emperyalizme kapatarak yapmak, bu hakikaten bence dünya tarihinde küreselleşmeden kendi lehine yararlanmak, küreselleşmenin getirdiği imkanlardan Hindistan'ın yaptığı doğrudur. Onlar küreselleşme Amerika açısından Soros'un dilinde milli devletlerin yıkılması, her türlü sermaye dolaşımının önündeki bütün engellerin ortadan kaldırılması, herhangi bir ülkenin milli ekonomisi diye bir şeyin kalmaması, Soros'un açık toplumu bu. Ama dünyayla ilişki kurarak kendi toplumunu, bugün dünyanın
Biz, en çok dolaşanlar yine Çinliler. Hani eğer seyahat meyahat filan diye, turizm diye Japonlardan çok Çinliler dolaşıyorlar. Yani o açıdan Soros'un açık toplumunun hakikaten en iyi panzehri, öyle ifade edelim, Xi Jinping. Sayın Aslan Taş, ek bir şeyler söylüyordun sanırım. Şimdi Davos zirvesinde Xi Jinping'in çıkışını hiç unutamayız. Unutmak mümkün değil. Korumacı olan Çin, yılların korumacısı olan Çin. 30 yıllık süreçte nereden nereye geldiklerini de biliyoruz. Büyük bir gelişim kat ettiler ve dünya rekabetinde ayak sesleri daha da güçlü duyuluyor. Akdeniz'e, Afrika'ya, hatta kıta Amerika'sına kadar uzandı bu ayak sesleri. Küreselleşmenin göbeğine oturduğunu biz o konuşmadan anlamıştık. Bana tuhaf gelen, aslında tuhaf da gelmiyor da, Soros'un ilk ortaya çıkışındaki misyonuydu. Bu misyon aslında küreselcilerle birlikte ortaya çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam, yani hepimiz biliyoruz. Fakat şimdi çıkıp tekrar küreselleşmenin odağına oturmuş bir yapıyı, büyük bir devleti, günden güne de büyüyen bir devleti, etki alanı genişleyen devleti, suçlaması yeni bir kurgunun başladığını gösteriyor. Belki yeni misyonlar edindiğini gösteriyor. Şey böyle yani, Trump'ın tutumu da Soros'un Trump tutumundan zaten o açıdan belli. Farklı değil. Yani ABD perspektifini gösteriyor ama Soros'un bir hakikaten yani dikkat edilmesi gereken bir hareket öncüsü olduğunu da ifade ediyor. O sırada biliyorsunuz turuncu devrimler, şunlar bunlar. Şimdi de tutup Çin'i hedeflemesi bir misyon değişikliğini gösteriyor belki de. Belki de aynı misyonda bizim daha önce algılayamadığımız bir ekseni gösteriyor. Yani Uygur tartışmalarının bir ilgisi var mıdır bu noktada? Nasıl? Soros'un, George Soros'un çıkışıyla Uygur tartışmalarının bir ilişkisi var mıdır? Sayın Aslantaş, bir kurgu olabilir soru işareti üzerinden soruyorum. Uygur konusu tabii Batı tarafından Çin'in kaşınmak istenen hassasiyetlerin ilk sıralarında geliyor. Geldiğini söyleyebiliriz. Rabia konusu var, bilirsiniz. Özellikle hem hak kaybına uğradığı iddia edilen bir etnik yapın, yani Türklerin, özellikle Müslümanların orada büyük bir eziyet gördüğünü ifadesi var. Ama bir yandan da bunun Çin'in hassasiyetini kaşımak adına istismar edilmesi gayretleri var. Bu noktada evet, doğru bir konu bu. Oradan da yaklaşacaklarını değerlendiriyorum. Hocam da herhalde. Evet, yok yani bu Uygur sorunu, Tibet, Tayvan, yani bunlar Çin'e karşı özellikle ABD'nin sürekli gündemde tutmaya, kaşımaya çalıştığı, biri bittiği zaman şu anda Uygur sorunu bu açıdan tabii en fazla kaşınan sorun. Ve yani bu, yani bir diğer ifadesi de hani Amerika'nın Çin'i esas rakip olarak, esas yıpratılması, esas gelişmesinin yavaşlatılması, önünün kesilmesi gereken güç olarak gördüğünün başka bir dilden ifadesi. Ama onu devletler birbirleri için yaparlar. Yani hassasiyet deriz biz buna. Yani motiflerdir. Bir insan içinde vardır. Daha önceki programlarda da biraz bahsetmiştik. Devletler içinde vardır. Her hassasiyet kaşınıp istismar edilip üzerinden hedeflere gidilebilecek bir yol açar. Bu noktada hem Çin ABD için bir şeyler yapacaklar hem ABD Çin için. Çin için bir şey yap. Tabii Soros da devamında şey diyor zaten. Çin ile ABD arasındaki soğuk savaşın sıcak çatışmaya dönüşebileceğini söylüyor. Yani bugün yeni bir dünya savaşı çıkacaksa bu emperyalist ülkeler arasında değil, emperyalizmle ABD ile gelişen dünya arasında olacak. Ama ben bunun caydırılmasının mümkün olduğunu, caydırılabilir olduğunu, engellenebilir olduğunu düşünüyorum. Bu aslında şey dahi ona bağlı. Yani bu Venezuela'daki girişilen komplonun başarısız kılınması bile böyle bir savaş seçeneğini daha da uzaklaştıracak olan bir şeydir. Yani ne kadar başarılı olursa Amerika kendi gerileyişini frenlemede ve yeniden atak yapma imkanını bulmada bu savaş o kadar yaklaşır. Bu ne kadar başarısız olur, dünyanın geri kalanı ne kadar birleşir, Avrupa ne kadar Amerika'dan uzaklaşma, Avrasya'yla oraya yakınlaşma, bu yolda ne kadar ilerlerse o böyle bir çatışma ihtimalini de öteler.
Peki o zaman Suriye sahasına da bir gelelim. Adana mutabakatı geçen haftanın öne çıkan Venezuela'dan sonra ikinci başlığıydı. Erdoğan Putin zirve sonrası gündeme geldi. Putin gündeme getirdi. Ankara'dan da olumlu açıklamalar geldi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan en üst düzeyden sıcak açıklamalar ve mutabakatın üzerinde ısrarlı bir şekilde durmamız gerektiğini daha iyi anlıyoruz dedi. İlk Türkiye'deki açıklamasında Moskova'dan sonra. Ardından Baba Esad'a, Hafız Esad'a vurgu yaptı. Mutabakatın altına imzalanmış olmasından kaynaklı olarak. Ankara-Şam hattında alt düzeyde ilişkilerden söz ediliyordu uzun süre. Bu mutabakatında yeni bir ilişki ağı, yeni bir kapı açtığı ifade ediliyordu. Sayın Kuray, nasıl görüyorsunuz Adana mutabakatı tartışmasını? Şimdi Adana mutabakatı iki ülkenin teröre karşı mücadelede özellikle bir ülkeden diğer ülkeye yönelen ve o ülkede yerleşmiş olan teröre karşı birlikte eşgüdüm içinde mücadele etmelerini öngören son derece isabetli bir mutabakat. Ama bu Adana mutabakatının şu anda uygulanması Türkiye açısından da Suriye açısından da ister İdlib'de olsun, ister Fırat'ın doğusunda olsun her iki ülkenin de karşı karşıya olduğu ortak tehdidi bunu ortadan kaldırmada son derece isabetli bir rol oynar. Yani bugün Fırat'ın doğusunda bakın şeyler hep beraber oluyor. Yani bu Heyet Tahrir Şam bunun işte gidip İdlib'de şey kazanması vesaire. Yani bu hep Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda bir askeri harekata ve buradaki teröre karşı mücadeleye buna karar vermesinden sonra oluyor. Ya da burada aynı zamanda şey tehlikesi de var. Yani işte Katar, emirlikler bunlar gelip Şam'da yeniden şey açıyorlar, büyükelçiliklerini açıyorlar. Ondan sonra işte Arap Birliği'ne yeniden katılma. Bakın buradaki şey şu, yani Amerika'nın buradaki planı şu. Özellikle Türkiye ile Arap dünyasını, Türkiye ile Esad'ı çatıştırmak, karşı karşıya getirmek mümkünse. Bu Astana'yı, Astana'nın fişini çekmek, Astana'yı parçalamak vesaire açısından da yani onların planı bu. Ama öte taraftan Rusya'nın aslında Adana mutabakatını öne çıkartması ben bunun hem Türkiye ile Suriye'yi yani Türkiye ile Suriye'nin bugün hakikaten her ikisi açısından da son derece can alıcı, yakıcı sorunların çözümünü çok kolaylaştıracak olan bir şey. Yani biri kuzeyden, bakın hinterlandı kalmıyor, geri arka planı kalmıyor o zaman terörün. Yani onun için ben bu konunun son derece isabetli olduğu ama Adana mutabakatının doğru okunması ve yorumlanması gerektiğini söylüyorum. Eğer Adana mutabakatı olacaksa bence Türkiye'nin ilk yapacağı bunun faydalarını iki ülke birlikte teröre karşı mücadelede iki ülke birlikte bu mutabakatın yararını görecekse bunun ilk adımlarından biri Türkiye'nin de Şam'da büyükelçiliğini açması olur. Bakın Türkiye Şam'da büyükelçiliğini açsın. Bu dünyadaki sadece bölgedeki değil, dünyadaki bütün dengeleri değiştirecek olan bir şey. Amerika'nın bundan daha karşısında çaresiz kalacağı, ne yapacağını şaşıracağı başka hiçbir şey yok. Yani doğuda da, İdlib'de de, doğuda da, Fırat'ın doğusunda da eşgüdüm halinde birinin güneyden, birinin kuzeyden. O zaman hakikaten öyle güvenli bölge filan değil, bütün bölgenin güvenli hale getirilmesinin ve hakikaten kalıcı bir barışın tesis edilmesinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü de gözeten bu işi son derece kolaylaştıracak olan bir şey. Mutabakat imzalandığında Suriye sahasında Türkiye, Suriye devleti ve PKK'dan söz ediliyordu. Evet. Bugün Adana mutabakatı penceresinde Suriye sahasına baktığımız zaman birden fazla terör örgütünden
söz ediyoruz, bahsediyoruz. Yobaz, birden fazla ülkeden bence. Ve birden fazla da ülkeden bahsediyoruz. Yani bir tarafta İran, Rusya varken diğer tarafta Amerika, Fransa, İtalyan askerleri, Alman askerlerinden söz ediyoruz. Yani böyle bir sahada Adana Mutabakatı'nın somut olarak uygulanabilirliği... Valla böyle bir sahada Adana Mutabakatı'nın somut olarak uygulanması Amerika ve Fransa'ya ve başka ülkelerin askeri güçlerine orada yer kalmaması demek. Hayat alanı kalmaması demek. Evet. Hani bu çekilme kararında Trump'ın Suriye'den çekilme kararı, yani şöyle değil bu hani oyun vesaire. Yani hakikaten o kararın Amerika'daki bütün o parçalanmışlık içinde yani herkesin o karara uymasını sağlayacak olan Amerika'nın kendi devleti, derin devleti içindeki parçalanmanın, CIA ile Pentagon'u karşı karşıya getiren parçalanmanın, bunun her ikisi tarafından da bundan başka çare yok dedirtecek olan şey. Irak da bakın şey istiyor şimdi. Bence çok önemli bir gelişme. Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesini, üslerin kapatılmasını vesaire istiyor. Yani şu anda aslında olan gelişmeler Irak'ın da gerçekten toprak bütünlüğünü yeniden tesisine mümkün kılan, bunu ulaşılabilir bir hedef haline getirmiş olan bir durum yaratıyor bölgede. Evet. Sayın Aslan, Irak da katılır buna. Bence o Adana, bir Adana mutabakatı da Irak'ı da katarak üçlü bir mutabakat haline getirmek son derece mümkün. Irak da buna koşa koşa katılır. Katılır diyorsunuz. Tabii bu sözünü ettiğiniz mutabakatı birazdan Irak bölgesel yönetiminin kontrolü altındaki Duhok üssüne, Türküsüne yapılan saldırı bağlamında soracağım. Sayın Aslan Taş, siz nasıl görüyorsunuz Adana mutabakatı konusunu? Şimdi demin Venezuela konusunda ufak tefek fikir ayrılıklarımız oldu ama oradaki özne şuydu. Onu bağlayıp burada da mutabık olduğumuz büyük oranda konuların olduğunu görüyorum. Orada bir ülkenin yapısıyla, ekonomik yapısıyla, güvenlik yapısıyla, her şeyiyle dış müdahalelere fırsat vermeyecek şekilde yönetilmesinin ne kadar önemli olduğunu ifade ettim ben. Yoksa dış güçleri suçlamak en kolay iş. Her şeyi dış güçlere bağlarsınız, geçer gider. Bu bir şeyden öteye. Orada tam. Orada da demek ki anlaştık hocamla. Suriye konusunda mutabıkız. Şimdi Adana mutabakatının gündeme gelmesi bir noktada üzdü beni. Biz gündeme getirmeliydik bunu. Bizim mekanizmamız çünkü bu. Bu Putin tarafından dile getirildi. Önümüze kondu, açık söyleyelim. Ve Putin bunu ortaya koyarken sizin sınır ötesi harekat hakkınız var demek için koymadı. Çünkü zaten mutabakatın içinde de böyle bir şey geçmiyor. İşbirliği yok. Yani sadece Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi ne atıf yapabiliriz. Orada biz güvenlik tehdidi, terör tehdidi ve Türkiye'nin işte yaşamsal alanlarına yönelik bir terör tehdidi olduğunda müdahale hakkı Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinde zaten vuku buluyor. Şimdi biz Çavuşoğlu'nun ilk açıklaması dikkatimi çekti benim de bu Adana mutabakatından sonra. Bize hani oraya müdahale edin der gibi bir açıklama, yanlış mı okudum bilmiyorum ama öyle sanki bir şey vardı. Evet, askeri harekattan söz ediyor. Ben böyle bir şey demek istemediğine eminim ben Putin'in. Zaten mutabakatta da bu yok. Mutabakat bunu kastetti ve olumlu diyor. Mutabakat diyor ki diyor. Putin, Suriye devletiyle görüşün artık. Çok basit yani. Bunun altında çok böyle derin bir şeyler aramaya gerek yok. Suriye devletiyle görüşün, oraya yapacağınız tüm müdahaleleri Suriye devletiyle koordine edin, birlikte yapın demeye getiriyor. Bakın kaç zamandır vurguluyoruz. Membiç ABD için önemli bir yer değil. PKK-PYD için de değil. Irmak'ın batı yakasında. Bir de şu terminolojide hocam nacizane bir önerim olacak hepimiz adına. Fırat'ın doğusu söylemini pek oturtmayalım. Gerçi o çok kullanıldı ama. Hani Fırat Nehri'nin Suriye topraklarında kalan, biraz uzun olacak ama göze alalım. Çünkü Fırat Türkiye'den de geçiyor. Böyle bir terminoloji oturmasına vesile olmayalım ileriye dönük. Suriye topraklarında Fırat Nehri'nin doğusuna kalan bölüm diyebiliriz buna. Ben öyle demeye gayret edeceğim, uzun da olsa biraz. Şimdi yok, o daha önce Fırat Kalkanı dendi batısı için filan ya, yani biraz orada. Hani nehir vurgusu. Aşamalı. Yani tabii bizim niyetimiz burada, belli. Tabii bizim niyetimiz burada. Belli. Yıllar sonra bu argüman bir yerlere girmesin diye. Şimdi Membiç'e yönelik harekatı ABD'nin teşvik ettiğini görüyoruz Türkiye'yi.
hem siyasi iktidara bir yerel seçim öncesi belki bir şey olarak, fırsat olarak sunabileceğini, hem de kendisi için değersiz olan bölgeye Türkiye'nin mahdut edepli bir harekat yapmasını sıkıntı yaratmayacağını düşünüyor belki. Ama Rusların da Fırat Nehri'nin Suriye topraklarında kalan doğu bölgesine yönelik bizim harekat yapmamızı teşvik ettiğini bir dönem gördük. Şimdi burada çatışan fikirlerin altında bir güvenli bölgeye evrildi olay. Çekilme kararından sonra, Trump'ın tehdidinden sonra mutabık kalındı, ifade edilen bir güvenli bölge. Baktık ki güvenli bölgeden herkes farklı bir şey anlıyor. Evet. Yani biz farklı bir şey anlamışız. Yok, Amerikalı farklı bir şey söylüyor. Ruslar farklı bir şey anlıyor. Demek ki bu çok tehlikeli bir oyun. Bu bile yeter. Herkes farklı bir şey anlıyorsa çok tehlikeli bir düzlemdesiniz. Şimdi biz orada hani kendi öngörümüzle Suriye'den Türkiye'ye gelen 3.7 milyon nüfusun belli bölümünü döndürsek dahi, bize müzahir eğittiğimiz, donattığımız kitleleri oraya oturtsak dahi 32 kilometrelik alana, bu oyunu çok gördük biz. Kontrolünü ne kadar daha sürdürebiliriz bunların? Bu adamlar tersine dönebilirler mi? İçlerine başka gruplar nüfuz edebilirler mi? 100 dolara terör satın alınan bir günlük rayişten bahsediyoruz Suriye'nin kuzeyinde. Evet. Şimdi biz bunu uzun süre devam ettiririz gibi görmüyorum ben tecrübelerimize bakarak. Onun için bu güvenli bölgeye imtinayla yaklaşmamız lazım. Mutabakata döneyim tekrar. İşte bu mutabakatta da herkesin anladığı farklı gibi gelmeye başladı. Şimdi biz şunu anlamalıyız. Ama mutabakat somut metni. Mutabakat çok güzel. Mutabakat somut bir metin. Lütfen satır satır o daktilo ile yazılmış mutabakatı 98'in Ekim ayında bir okuyalım. Bunun neye fırsat verdiğini, neye vermediğini bir daha görelim. Nasıl geliştirilebilir bunu görelim. Çok güzel bir çıkış geldi. Ben de destekliyorum sizi. Bunu Irak'a da yayalım, bölgeye yayalım. Hatta zaten hep Sadabat Pakti'ne kadar giden bir vurgu yaparız biz. Evet. Bölge ülkelerinin birlikte olduğu bir düzlemde Venezuela talihsizliği falan yaşamazsınız. Kolay olmaz bu iş. Şimdi bakın orada bölgede Guaido'yu birçok ülke kabul ediyor. Bölgede sıkıntı var. Kendi açısından bakıldığında. Demin söylemek istediğim de zaten iş dinamiklerinizi sağlam kurar. Düzgün yönetirseniz sistemleri, üretim ekonomisine dayanırsanız şu faiz lobisinin işi, bu dış lobinin işi falan demez zaten durumunuz olmaz. Zaten iyi gider işler. Ama ülkenizde bunu yaratmanız çok kolay değil. Yani sağlam işler lazım. O kadar söyleyeyim. Pardon. Virgül koyabilir miyiz? Tabii. Reklama gideceğim. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Değerli izleyenler, bizden ayrılmayın. Devam edeceğiz. Görüş alanı devam ediyor değerli izleyenler ve dinleyenlerimiz. Reklama gitmeden önce Sayın Aslan Taş sizde kalmış ve Adana mutabakatını konuşuyorduk. Rusya'nın gündeme getirmesinden söz ettiniz. Evet, Moskova'da Putin gündeme getirdi kamuoyuna, açıkladı ortak basın toplantısında. Ve bu mutabakata baktığımız zaman özünde PKK ile mücadele çerçevesinde imzalandığı ortada. Rusya, yani Putin bunu gündeme getirerek PYD'yi de dolaylı yoldan ya da doğrudan ya da gayri resmi olarak terör örgütü olarak gördüğünün bir işaretidir diyebilir miyiz? Yani bunu öyledir diyebilmeyi biz de isterdik ama zaman içerisinde belki bu tekrar net bir söylemle ifade bulacaktır. Fakat benim şu anda anladığım, siz diyor Suriye ile muhatap olun. Siz Suriye ile artık görüşmelere başlayın. Tehdit olarak kimi görüyorsunuz? PKK-PYD'yi mi görüyorsunuz? IŞİD'i mi görüyorsunuz? Her kimi görüyorsanız bu çerçevede Suriye Merkezi Devleti ile beraber tehdide beraber tedbir alın diyor. Bu bir noktadan sonra şuna da dönüşecek. Tabii şimdi Adana mutabakatı çıkışıyla biz hep Rusya ve Türk tarafını konuştuk ama Suriye tarafından da başka açıklamalar evet, geldi. Evet, Şam'dan. Şam'dan metin varsa okuyabilirsiniz o açıklamaları. Dışişleri ve Gurbetçi Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırıyor sana, devlet ajansı Suriye'nin. Suriye'nin de Adana mutabakatı ve terörle mücadele konusunda iki devlet arasındaki tüm anlaşmalara hala tam bağlı olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda tabii itirazları da var. Ankara'nın 2011 yılından bu yana anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ediyor. Ve mutabakatın etkinleştirilmesi için iki devlet arasındaki sınırların eski haline dönmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bu vurgu çok önemli. 2011'den bu yana diyor siz bu mutabakatı ihlal ediyorsunuz diyor. Şimdi topu bizim tarafa atıyor. Bu sınır konusunu gündeme getiriyor. Çok açık bir şekilde çıkın diyor.
Çıkın diyor yani. Bunu net yani, bu çok açık. Fakat bunu biz şöyle anlatmamız gerekiyor bundan sonraki süreçte. Şimdi Rus diplomasi ve stratejik aklından çok öte davranamaz Suriye. Öyle bir lüksü yok şu anda. Şimdi gündeme getiren kim? Putin. Matematiğini ortaya koyalım tekrar. Putin mutabakatın canlandırılması konusunu gündeme getiriyor. Bu artık pazarlığa dönüşmüş bir şekilde uzamamalı. Suriye de buna dikkat etmeli, söylemlerine dikkat etmeli. Evet, Türkiye 2011'de politik hatalar içerisindeydi. Bunu hep beraber söyledik, gördük. Bunlardan dönüldüğünü düşünüyoruz. Fakat zaman zaman hani fikir bulanıklıkları ya da hangi tarafta ne yapmak istiyorun karşılığını net göremediğini söylemek istiyor muhatap devletler, ülkeler. Bu noktada Türkiye daha net bir şekilde Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü vurgusunu yapmaya başladı. Özellikle son görüşmelerden sonra. Bu iyi bir gelişme. Zaten iki askeri harekatta da bu vurgu yapılmıştı. Ve gerekçeler çok sağlam temellere dayandırılmıştı. Birleşmiş Milletler maddelerine kadar. Evet, şimdi biz girdik. Neden? Sözde bir koridordan bahsediliyordu. Ona iki tane kama soktuk. Belki üçüncü bir kama o sağdaki, doğudaki iki sözde kanton arasında gerekebilir, ihtiyaç olursa. İşte bunu yapacağınız zaman Suriye'yle ortak hareket edin. Kartı kondu önümüze. Biz bu kartı doğru okumalıyız. Bir adım sonrayı değil, önce olması gerekeni bir bakmalıyız. Olması gereken, siz de Sayın Kuray da söyledi, Suriye'yle temasları normalleştirmek. Artık o eski argümanlardan kurtulmak, nerede olduğumuzu, ne yapmak istediğimizi tekrar düşünüp oturtarak tutarlı söylemlerle devam etmek. Bu olduğu takdirde Suriye'de bu söylemlerinden dönemsel olarak geri adım atacaktır. Şimdi evet çıkın diyor ya bize. Evet. Kardeşim çıkarsak oradaki sıkıntı artar diyebilme hakkımız var şu anda. Elbette çıkacağız. Burası senin toprağın ama bir süreç alacak bu. O süreç içerisinde seninle birlikte buralara bir çek düzen verelim. Birlikte planlayalım. Demenin de çok doğru olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Sayın Kuray, siz bu görüşe katılır mısın? Rusya'nın gündeme getirmesini PKK-PYD'yi terör örgütü olarak gördüğünün bir işareti olarak. Yani şimdi bu nerede uygulanacak? Hani böyle bir mutabakat var. Bu mutabakat iki yerde uygulanacak. Yani bir İdlib'de uygulanacak, bir de PKK-PYD'nin olduğu bölgede uygulanacak. Yani dolayısıyla evet. Hani burada üstelik hani bu Türkiye'nin güvenilirliğine gölge düşüren bazı tutumları bu Suriye ile Şam'la Ankara arasında bir işbirliği ve eşgüdüm sağlandığı zaman bir kere böyle bir güvenilmezlik, bu da ortadan kalkacak. Yani Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik söyleminin güvenilir bir söylem olduğu, bunun ortaya konmasını da bu mümkün kılacak. Zaten bu terör unsurları, ister yobaz terör olsun, ister bölücü terör olsun, bunların ortadan kaldırılmasıyla Türkiye'nin orada kalması açısından da, askeri olarak orada kalması açısından da bir neden olmayacak. Yani ben bunun PYD'yi, PKK'yı dışta tutan, yani şeyin şu öyle bir rezervi falan olduğunu zannetmiyorum. Yani Rusya'nın bunu, Rusya Federasyonu'nun bunu tekrar, Putin'in bunu tekrar gündeme getirirken. O bence Suriye'nin her tarafında, İdlib'de de, batıda da, doğuda da bu konuda bir... Çünkü bakın hakikaten Amerika'nın oynamak istediği oyun, Amerika'nın kara basanı, yani Ankara ile Şam anlaşsan Amerika'yı orada sıfır alan kalacaktır. Yani Amerika'nın kara basanı bu anlaşmazlığın sürmesi ve bunu mümkün olduğu kadar bu anlaşmazlığı bir çatışmaya, çatışmanın derinleştirilmesine filan dönüştürmek ve o çatlakta bu PKK-PYD'nin yaşamasını mümkün kılan o çatlak şu anda. O çatlak ortadan kalksa bence sıfır şansı var. Amerika'nın o zaman Suriye'de kalması Türkiye'nin sayesinde de oluyor diyebilir miyiz bunu tersine bakınca? Bu çatışma olmadığı takdirde tabii. Yani bakın ben burada bu arada da sözünü ettim zannediyorum. Bu Sayın Erdoğan'ın ilk söylendiği zamanki bağlamının uygunsuz olduğunu düşündüğüm ama
bugün çok anlamlı olan bir deyişi var, bir söylemi var. O da bir taraf olanın bertaraf olacağı. Yani Türkiye'nin burada bir ayağı Astana'da, bir ayağı Cenevre'de böyle bir tutumu sürdürmesine imkan yok. Bu hakikaten Türkiye'nin bertaraf olmasına, yani Türkiye'nin, Türkiye kuşkusuz kendi gücüne güvenerek yapacak bu işleri ama Türkiye'nin Şam'la bu konuda anlaşması her iki taraf açısından da Türkiye'nin hedefleri açısından. Hedefleri bu kadar uyuşan başka iki ülke yok şu anda dünya üstünde. Yani ve bunların hiçbiri de öyle çözümü sonraya ertelenebilecek, olsa da olur, olmasa da birlikte yaşanabilir, katlanılabilir filan şeyler değil. Yani o açıdan ben bunun hakikaten Türkiye'nin bu tutumunu son derece netleştirmesi, Putin'in bunu getirmesi, de, yani Putin bunu aslında bence Amerika'nın güvenli bölge tuzağına karşı bir adım olarak getiriyor. Evet. Son 4 dakika kaldı, yönetmen arkadaşım uyarıyor ama Irak'taki Duhok'taki Türk üssüne yapılan provokasyon, saldırı, artık adını nasıl koyabilirsek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son açıklamayı yapan isim oldu. Olay tamamen teröristlerin organize ettiği bir olay. Halk arasına karışmak suretiyle karakolumuza bir takım eylemler gerçekleştirmeye çalıştılar diyor. Sayın Aslan Taş, nasıl görüyorsunuz bu Duhok'ta yaşananları? Çok içimizi acıtan, üzücü, bizi üzen görüntülerdi bunlar. Çuval hadisesinden sonra çok etkileyici görüntülerdi bunlar. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bu ocağın içinden gelmiş, karavanaya kaşık sallamış, herkesi çok rahatsız etmiştir bu görüntüler. Bir olayın bu boyutu var, bunu atlamayalım. Elbette arkasında PKK var. Tabii ki PKK, yani kim olacak başka? O bölgede halkı kışkırtan onlar. Fakat bizim ne kadar asimetrik bir tehdit de olsa, sivil halk da olsa, sivil halka karşı bizim davranış doğrularımızın önemli olduğu bir dönemde de olsak, birliğimizin içine girip de askeri malzemeyi kundaklamaları, yakmaları, yıkmaları, zarar vermeleri kabul edilemez. Terörist bir unsur olduklarını gösterir mi? Her kim olursa olsun bir Türk üssüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin üstüne, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstüne girip, tankların tepesine çıkıp, silahlarımızı, gereçlerimizi yağmalamaları, bu şekilde ateşe vermeleri, zarar vermeleri kabul edilemez. Tekrar söylüyorum. Bu bir kez de izin verirseniz, yani bunu sonlandırmamız lazım. Zaten çok ağır şekilde de karşılığını vermemiz lazım. O ipini koparan limanımıza girer, tersanemize girer, üstümüze, kışlamıza, birliğimize girmeye çalışır. Bakın çok güzel bir örneği Kıbrıs'ta olmuştur bunun. Kıbrıs'ta bayrak direğine tırmanan şahsa gereken orada yapılmıştır. İzin verseydik biz ona, çok farklı alışkanlıklar kazanabilirdi. O açıdan yaklaşıyorum. Elbette tabii PKK istismar edecektir. Hava harekatlarımız rahatsız etmiştir onları. Süreyi çok almayayım. Semih Hocam'a da süre kalsın. Yok, ben bu söylediğiniz şey sadece üzücü olmasının ötesinde aynı zamanda karşı tarafın, bu provokasyonları düzenleyenlerin amacı olduğunu da düşünüyorum. Ama çok doğal bu. Zaten asimetrik bir yani hani böyle bir hani bugünün koşullarında yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir orada bir dokunulmazlığı, o dokunulmazlığa onu göstermemiz gerekiyor. O dokunulmazlığa hocam, dokunulabilir olduğunu gösterme amacı da taşıyor. Yani bu provokasyonda işte Heyet-i Tahrir Şam'ın alan genişletmesi de, diğer provokasyonlar vesaire de aslında bunların hepsi bence aynı bütünün parçaları diye düşünmek lazım. Yani Türkiye'nin bu konudaki işte kararlılığını bunu zedelemek, belki Türkiye içinde de bu kararlılığı zedelemeye yönelik tutumlara güç vermek, hani bu açıdan da düşünülebilir. Yani o açıdan bunlara karşı ödünsüz olmanın ben de son hiçbir derece önemli olduğu kanısındayım. Zaten. Yani ödünsüz olmamız lazım hocamın dediği gibi. Bu tabii politik açıdan bakıldığında, neden sonuç ilişkisi kurulduğunda Neçirvan'a da fırsat verdi. Neçirvan da PKK'yı dışlama fırsatı buldu. Halka onları şikayet etme fırsatı buldu. Yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. Daha somut olarak hangi adımlar atılabilir dersen? Bu karşılıksız bırakılmamalı bir kere. Bunu devlet en iyi şekilde kurgulayacaktır. Biz hiç olmamasını isterdik öyle görüntülerin. Dünyaya servis ettiler çünkü yaptıkları şaklabandı, rezilliği. Ama bizim adımıza da çok kötü bir hadisedir.
Yani bu kapatılacak bir konu değil. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve değerli Ulusal Radyo dinleyicileri, bu hafta da Görüş Alanı programının sonuna geldik. Ankara Enstitüsü Başkanı Rafet Kağan Aslantaş, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Semih Koray konuklarımız oldu. Teşekkür ediyorum efendim tekrar yorum ve katkılarınızdan dolayı. Haftaya pazar yeniden Görüş Alanı programında görüşmek dileğiyle Başkent Ankara'daki Hasan Yalçın stüdyomuzdan herkese mutlu bir hafta diliyorum.